Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da biz canlıların sınıflandırma sistemleri ile ilgili bir video çekeceğiz. Burada da o sorularla ilgili sizi bilgilendireceğim. Kazanım kavrama testi 16'yı çözeceğiz burada. Yine 9. sınıflarıma ithafen bu testi çözüyorum. Umarım sizler için çok yararlı olur. Hemen birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şimdi canlıların sınıflandırılması ile ilgili yapılarından hangileri doğrudur demiş. Aynı takımda bulunan canlılar aynı şubede yer alır. Şimdi bununla ilgili size bir formül vermiştim. Dedim ki bakın bunu karıştırıyor olabilirsiniz. Yani takım neredeydi, sınıf neredeydi, hemen şunu yapacaksınız. Şuradan bir kalem seçelim. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sahada şut attı. Tabi futbol takımı, ben eksik yazdım, bir daha yazayım. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Şimdi buraya baktığınızda size ne diyor? Aynı takımda bulunanla. Hemen takımı işaretliyorsunuz. Hemen farklı renkte bir kalem alalım buradan. Bak takım neresi? Burası. Yazıyorum senin için. Takım. Şimdi burayı işaretledim. Peki arkadaşlar, ne demiştim? İşaretlediğiniz yerin üst tarafını tarayacaksınız. Taradınız mı? Taradınız. Daima üst tarafında kalan canlılarla aynı şubede, aynı sınıfta, aynı alemdesiniz. Artık üst tarafta ne bulunuyorsa. Bakın takımın üstünde sınıf, şube ve alem var. Bunlarla aynıdır. O zaman bu birinci öncülde aynı şubede yer alır ibaresi doğru olacaktır. Biri işaretleyebilirsin. İkiye bak. Aynı türden iki canlı çiftleştiğinde verimli dör verebilir. Arkadaşlar zaten verimli dörler verebilmesi için aynı türden iki canlının çiftleşmesi gerekiyor. Bu da doğrudur. Aynı takımda bulunan iki canlı farklı cinslerde yer alamaz demiş. Şimdi şöyle düşünün. Bakın takım burada. Aynı takımda bulunan iki canlı. Peki ille de takımları aynıysa cinsleri farklı olacak mı? Olmayabilir arkadaşlar. Farklı cinslerde yerde alabilir. Bu yüzden cevabınız ne olacaktır? Bakın denizli. Bakın gördüğünüz gibi takım aynı. Ama ben size ne dedim? Üst tarafları tarayın dedim. Alt tarafları tarayın demedim. Alt tarafta bulunan cins burada farklı bir konumda gördüğünüz gibi. Peki ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki grafikte sınıflandırma birimlerinin sahip oldukları ortak gen sayıları verilmiştir. Grafiğe bakılarak yorumlarından hangilerini yapabiliriz arkadaşlar? Hemen bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 var. Evet, şurada şöyle bir kalemim, nerede kalemimi bulayım. Ortak gen sayısının en fazla bulunduğu nedir size soruyorum. Ortak gen sayısının en fazla bulunduğu türdür, öyle değil mi? Burada tür. Peki arkadaşlar, daha sonra nedir? Türden sonra gelen cinstir. Ortak gen sayısının daha fazla geldi, daha sonra gelen, bakın burada. Buna da cins yazıyorum. Peki cinsten sonra arkadaşlar nedir? Aile, yani family. Aile nerededir peki? Hemen ondan daha sonra gelene bakıyorum. Bakın 3 numara burada. Şurada. O zaman buna F diyorum. Aile. Peki daha sonra kim gelecek? Takım gelecek. Bakın takım burada. T diyorum. Takım. Tak yazalım ya da. Peki sonra ne gelecek? Sınıf gelecek. 2 burada, bakın sınıf. S. Sınıf. Daha sonra şube. Daha sonra alem. Hepsini yazdık ve şimdi bunları yazdığım için tek tek bakacağım. 1. Canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu birim 4'tür. Arkadaşlar canlı çeşitliliğinden bahsediyoruz ama türde kaç tane canlı çeşitliliği vardır? Bir tane. Ya atıyorum sadece insan türü, atıyorum sadece bir gül, bir bitki türü, bir papatya. İşte ya da bir sincap olabilir. O yüzden arkadaşlar birincisine yanlış diyoruz. Şöyle. Evet. 4'e bakalım. Ama ben yine kalemi bulmak için arada böyle karalıyorum. Bir düzelteyim şurayı. Evet. Şimdi kalemimiz
Burada hop bu gider. Dört alem bir ise tür birimidir. Dörde bakalım. Şimdi şuradan kalemi seçelim. Arkadaşlar nerede dört? Bakalım. Şurada. Peki biz dört için ne dedik? Tür dedik. Alem demedik. Hop bu gider. Dörtte bulunan canlıların protein benzerliği diğerlerinden fazladır. Evet arkadaşlar, türlerin protein benzerliği diğerlerinden fazladır. Bu doğru bir bilgi olacaktır. Cevabımız buradan ne olur? Ceyhan olur. Gelelim üçüncü soruya. Bilimsel adları Pinus brutea ve Pinus nigra olan iki canlı ile ilgili yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir? Şimdi arkadaşlar, yani bu soruya baktığınızda her ikisinde de Pinus'u görüyorsunuz. Pinus'un ne olduğunu bilmek zorunda değilsiniz siz lise seviyesinde olduğunuz için. Ha, ben size söyleyeyim, çam demek. Şimdi Pinus brutea kızıl çam oluyor, Pinus nigra kara çam oluyor. Ama dediğim gibi sizin bunlara ihtiyacınız yok. Sizin buraya baktığınızda göreceğiniz tek şey, her ikisinde de ilk isim aynıysa bu ikisinin aynı cins olduğudur. Bak, yapacağın tek çıkarım seni hiç isimlerin ne olduğu ilgilendirmiyor. Sadece bak ve iki, bakın ilk isimler aynıysa cinsinin aynı olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki, aynı cinste bulunanlar aynı takım içerisinde yer alır mı arkadaşlar? Tabii ki alır. Hemen İstiyorsanız az önce yaptığım Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut at diye yapın. Göreceksiniz zaten. Aslında şöyle bir mantık da kurabilirsiniz. Baktığınızda zaten cins takıma göre daha altta kalmıyor mu? Ben size üsttekileri tarayın demiştim. Doğal olarak aynı takım içerisinde bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Verimli dört oluşturabilir. Hayır. Bakın, cinsler değil, türler verimli dört oluşturabiliyor. Mesela her ikisi de işte Pinus brutea olsaydı ya da her ikisi de Pinus nigra olsaydı bu şekilde arkadaşlar verimli dört oluşturabilirdi. Bu gider. Ortak enzimlere sahiptirler. Arkadaşlar sonuç olarak baktığımızda her ikisi de bunların nedir? Bitki. Bitki oldukları için tabii ki ortak enzimlere de sahiptir. Ya da her ikisinin bitki olduğunu bilmene gerek yok. Her ikisi aynı cins mi? Aynı cins. Bitti. Tabii ki ortak enzimlere sahiptir. Ayrıca şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yeryüzündeki zaten bütün canlılarda solunum reaksiyonlarından dolayı, yani solunum reaksiyonlarının ilk evresinden dolayı ortak enzimler bulunuyor zaten. Yine bu böyle bir sebep de var hani. Bunu daha sonraki yıllarda öğreneceksiniz ama siz bunu, ortak enzimlere sahip olduklarını bilin. Evet, geldik dördüncü soruya. Doğal yani filogenetik sınıflandırma yapılırken canlıların özelliklerinden hangileri dikkate alınır? Şimdi arkadaşlar, filogenetik sınıflandırma günümüzde geçerli olan sınıflandırmaydı hatırlarsınız. Ve bizler filogenetik sınıflandırmada iki tane şeye çok önem veriyorduk. Hatta birkaç tane var. Mesela protein benzerliğine çok önem veriyorduk. Canlıların kökenlerine, embriyolojik özelliklerine, bunlara çok önem veriyorduk. Şıklara baktığımda orijinleri, yani kökenleri benim için çok önemli olacak. Embriyolojik benzerleri benim için çok önemli olacak. Ama arkadaşlar, analog benzerlik değil de doğal sınıflandırmada homolog benzerlik önemlidir. Analogun bir önemi yoktur. Çünkü o nerede önemli? Filogenetik değil, ampirik de önemlidir. Kromozom sayılarının ise bir önemi yoktur. Yani siz sınıflandırma yaparken kromozom sayılarıyla ilgili bir şeye karar veremezsiniz. Bunun sebebi, mesela bakın, biz insanlar 46 kromozomluyuz. Moli balıkları da 46 kromozomlu ama biz moli balı değiliz. Yani kromozom sayısı sınıflandırmada herhangi bir öneme sahip değil. Mesela bir eğrel tohutu 500 kromozomlu ama eğrel tohutu bizden daha gelişmiş değil. Gibi arkadaşlar. O yüzden 4 gider. Evet. Cevabımız ne oldu arkadaşlarım? 1 ve 2 olan Ceyhan oldu. Evet, şu kalem gidiyor elimden. 1 ve 2 olan Ceyhan oldu. Hemen 5. soruya bakıyorum. Bilimsel adlandırmada türden aleme doğru gidildikçe verilen özelliklerinden hangileri artar? Şimdi arkadaşlar, böyle bir soruda tür nerede? Tür en altta. Tık 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 çıktım. Alem nerede? En üstte. Peki soru bana ne soruyor? Bak, soru bana diyor ki türden diyor aleme doğru git diyor. Peki canlı sayısının en fazla olduğu yer alem mi? Evet.
O zaman kesinlikle canlı sayısı artar. Arkadaşlar, ortak gen sayısına baktığınızda bu, bakın, türden aleme doğru gidildikçe azalmayacak mıdır? Ortak gen. Sonuçta türler arasında daha çok ortak gen vardır, öyle değil mi arkadaşlar? Şöyle düşünmenizi istiyorum. Mesela sizin kardeşinizle mi daha çok benzerliğiniz vardır? Bir bitkiyle mi daha çok benzerliğiniz vardır? Tabii ki de kardeşinizle daha çok, ya da işte kuzeninizle daha çok benzerliğiniz vardır. Bir bitkiyle mi? Kuzeninizle arkadaşlar. O yüzden ortak geni de almıyoruz. Canlı çeşitliliği. Canlı çeşitliliği tabii ki de aleme doğru gittikçe daha fazladır. Türde tek bir canlı çeşidi varken alemde bitkisi, hayvanı, mantarı, türlerce bir sürü hayvanı, öyle değil mi? Bir sürü vardır. Bunu alabilirsin. Protein benzerliği türden aleme doğru gittikçe azalır arkadaşlar. Alemden türe doğru gittikçe artar. Bunun sebebi az önce dediğim gibi sizin bir mantarla değil de kuzeninizle mesela benzerliğiniz daha fazladır arkadaşlar. O yüzden 4 de buradan gidiyor. 1 ve 3 oluyor. O da gördüğünüz gibi Bursa şıkkında. Geldik 6'ya. Şimdi demiş ki aynı aile, familia içerisinde birlikte bulunan iki canlı sistematik birimlerden hangilerinde birlikte bulunur? Arkadaşlar, az önce söylediğim şey, hemen yaz. Unuttuysan yaz. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Neredeler? Aynı aile. Onu da işaretle. Family, değil mi? Bak, family burada. Peki ben ne diyordum? Üstünü karala diyordum. Üstünü karaladım. O zaman ne olması lazım buraya göre? Aynı takımda bulunur mu? Bakayım, karaladığım yerde var mı? Var. Alabilirim. Aynı cins karaladığım yerde var mı? Hayır. Bak, cins altta. Karaladığım yerde değil. Geç. Şube karaladığım bir yerde mi? Evet hocam. Bak, şube burada. Bunu alırsın. Tür karaladığım bir yerde mi? Hayır. Karaladığım bir yerde değil. Altta. Bunu alamazsın. Gider. Ne oldu? Cevabım 1 ve 3 oldu. Tamam mı gençler? Bunu yapın. Bu taktik çok işinize yarayacak. Emin olun. Zaten yaptığınızda, mesela sürekli sorularda kullandığında elinde alışıyor hemen. O yüzden çok daha hızlı çözüyorsun soruları. Şimdi Rosa canina, yani kuşburnu, yukarıda ikili adlandırmaya göre hangileri doğrudur demiş. Bakalım, A cins adıdır. Arkadaşlar, size demiştim ki birinci, bakın, birinci isimle verilen cins adıdır. Doğru olacak. B tür adıdır. Arkadaşlar, B tanımlayıcı addır. Tür adı olabilmesi için hem birinci hem de ikinci ismin birlikte yazılması lazım ki bu bir tür adı olsun. O yüzden bu gider. İlk isimlerin aynı olması iki canlının akraba olduğunu gösterir. Arkadaşlar, ilk isimler aynıysa, yani bu bir cins ismi ise, tabii ki cins isimleri aynıysa akraba olduğunu gösteriyor. Doğru bir bilgidir. Yedinci sorumuzun cevabını baktığımızda Denizli olarak belirliyoruz. 8. sorumuza geçiyoruz. Nerede? 8. Burada. İki canlının aynı türden olduğu yargısına seçeneklerden hangisine bakılarak kesin olarak ulaşılabilir? Şimdi bu çıkmış bir ÖSYM sorusuna aşırı derecede benziyor. Hatta hemen hemen aynı diyebilirim. Tabii siz daha 9. sınıfız hocam diyorsunuz ama ben sizi artık 10. sınıf olarak kabul ediyorum. Dönem bitti arkadaşlar. Ve siz artık çıkmış sorulara bakmak zorundasınız. Eğer ki sınıfta konuştuğumuz gibi gençler çok iyi meslekleri istiyorsanız, siz artık buna bakmak zorundasınız. Tamam? Bunlar önemli. Kromozom formüllerinin aynı olması. Şimdi kromozom formülünü az önce söyledim. Yani bununla bunun bir alakası yok. Az önce anlattık. Yaşadığı yerin aynı olmasına da çok bir alakası yok. Ona bakarsanız deniz anası da denizde yaşıyor, balık da denizde yaşıyor, fok da denizde yaşıyor. Üçü de farklı türler. Olmaz bu. Enzim benzerlikleri. Az önce söyledim. Solunum enzimleri birbirine benzeyecektir. Bu da olmaz. Ortak atadan gelebilirler. Bu da olmaz. Ama arkadaşlar, sana kesin dediği için, bak, kesin dediği için, çiftleştiklerinde eğer ki verimli döl veriyorsa bu türdür. Ve çıkmış soruda da cevap buydu arkadaşlar. Çıkmış sorunun cevabı da buydu. Aman dikkat. Geldik 9. soruya. İkili adlandırmalar dikkate alındığında hangi iki canlının benzerliği daha fazladır?
Bak şimdi ben sana demiştim ki aynı cinsten canlılar akrabalık dereceleri daha yüksektir demiştim. Burada baktığında aynı cinsten kimi görüyorsun? Iris'i görüyorsun. Dikkat et, Iris orientalis, bir de Iris, bak, germanica var. Yani 1 ve ne oluyor burada? 3 oluyor arkadaşlar. Bunların ikisi aynı, evet, benzerliği daha fazla oluyor. 9. sorumuzu bursa olarak işaretledik. 10. sorumuza geçiyoruz. Şimdi Aristo ve öğrencisi Toforatus yaptığı sınıflandırmada canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki grupta toplamıştır. Bitkileri de yapı ve büyüklüklerine göre otlar, çalılar, ağaçlar olarak ayırmıştır. Aristo'nun yaptığı bu sınıflandırmaya göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Bakalım hangileri söylenebiliyor? Canlıların dış görünüşleri dikkate alınmıştır. Evet arkadaşlar, Arista eğer ot çalı diye ayırmışsa muhtemelen Arista burada canlıların dış görünüşlerine önem vermiş. Ya da işte bu bitki, bu hayvan gibi ayırmışsa. Yapay bir sınıflandırma. Evet, zaten bu sınıflandırma dış görünüşe dayandığı için yapaydır. Ve bu sınıflandırma zaten Aristo'nun sınıflandırması o yüzyıllarda yapaydı. Köken benzerlikleri dikkate almamıştır. Kesinlikle köken benzerliklerini dikkate olsa yapay değil, doğal sınıflandırma olurdu. Ama burada yapay bir sınıflandırmadan bahsettiğimiz için doğrudur. Canlıları yaşadıkları ortama göre gruplandırmış. Evet, zaten yapay sınıflandırmada, yani ampirik sınıflandırmada canlılar yaşadıkları ortama göre yapılır. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Devam edelim. Geldik 11. Canlıların sınıflandırılmasında sistematik birimler dikkate alındığında grafiklerden hangileri çizilebilir? Şimdi alemden türe doğru gittiğinizde nedir arkadaşlarım? Protein benzerliği tabii ki de artacak. Bu doğrudur. Bakın, çünkü kalemimi de bir bulursam. Alemden türe doğru gittikçe benzerlik artmayacak mı? Artacak. O zaman bu da doğrudur arkadaşlar. Peki kromozom sayısına bakalım. Sabit. Evet. Şimdi burada alemden türe doğru gidildikçe kromozom sayısı değişir. Ha, nasıl değişir? Bir grafiğini çizemezsin ki sen. Yeri gelir artar, yeri gelir azalır. Buna karar veremezsin. Değişir. Çeşitliliğe baktığımızda türden aleme doğru gittikçe kesinlikle artar. Arkadaşlar, çünkü türde tek bir canlı türünden bahsediyorsun. Ama alemde bir sürü hayvan türünden, bir sürü bitkiye, bir sürü protist, bir sürü mantar türünden bahsediyorsun. Bu yüzden kesinlikle bu da doğru bir grafik olacak. Cevabım 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Evet, 11 ve 12. soruya geldik. Şimdi kökenleri aynı, görevleri farklı ya da aynı olan organlar bizim için homologdu. Güzel bir tanım vermiş. Buna göre demiş, yapılarından hangileri homolog organı örnek olarak verilebilir? Yarasanın kanadı. Arkadaşlar bakın, yarasanın kanadı, yarasa memeli bir canlı. Örnek verip yarasanın kanadını insanın koluyla örnek verebilirsin. İnsan da memeli bir canlı, kedi de memeli bir canlı. Bunların üçünü birbiriyle örnek verebilirsin ama sinek kanadı zarsı bir yapıdır. Bunu örnek veremezsin. Kökeni aynı değildir. Burada bakın 1, 2 ve 3'ün kökeni aynı olacaktır diyorum. Ve hemen ben diğer testime geçmek istiyorum. Geldim diğer teste. Şimdi hayvanlar burada, bu hemen sınıflandırmanın arkasına sizin en çok takıldığınız bir konuyu koymak istedim ben. Aklıma da bu konu geldi. Hayvanlarla ilgili bir kazanım testi koymak istedim. Hayvanlar, hemen birinci soruyla başlıyorum. Hayvanlar aleminde sinir sisteminde en basit şekliyle ortaya çıktığı canlı nedir arkadaşlar? Daha önce bunu detaylı olarak anlatmıştım. Hidralarda sinir sistemi en basit şekliyle ortaya çıkıyordu. Bu yüzden cevabınızı bursa olarak seçeceksiniz. Gelelim ikincisine. Omurgasız hayvanların genel özellikleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bazı türleri tek hücreli. Arkadaşlarım, hayvanlar aleminde tek hücreli bir canlı yok. Bunu alamazsınız. Bu gider.
Tamamı eşeyle ve eşeysiz üremeyle çoğalır diyor. Tabii ki böyle bir yorum da yapamıyorsunuz. Yani tamamı eşeyle, eşeysiz. Eşeyle çoğalan olur, eşeysiz çoğalan olur. Her ikisi de olur. Mesela arkadaşlar bir deniz yıldızı rejenerasyonla eşeysiz çoğalır. Gibi gibi. Mesela bir planarya eşeysiz çoğalacak. İskelet sistemi kemik ve kıkırdaktan oluşmuştur demiş. Şimdi omurgasız bir canlının iskelet sisteminden bahsedemezsiniz burada. Omurgasız adam zaten bu gider. Tamamı heterotrof beslenir. Şimdi heterotrof ne demekti arkadaşlar? Kendi besinini üretemeyen, besinini dışarıdan hazır olarak alan bir canlıydı. O zaman bu da doğru olacak. Hemen cevabımı ben buradan Bursa olarak işaretliyorum 2'de ve geldim 3'e. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların sınıflandırmasında kullanılan kriterlerden değildir diyor. Bakalım. Hücrenin yapısı. Şimdi arkadaşlar hücre yapısı derken prokaryot mu ökaryot mu bundan bahsediyor. Sen bunu nasıl kriter olarak kullanacaksın ki? Bütün hayvanların hücre yapısı ökaryot değil mi? Ökaryot. Bunu kriter olarak kullanamazsın. Bak açıklayayım diğerlerine neden kullanabilirsin gör. Şimdi bu kriter olamaz. İskelet tabii ki olur. Bu canlı omurgalı mı omurgasız mı? Bunu iskelet sistemine bakarsın. Var mı yok mu? Başka vücut simetrisi, bilateral simetri mi? Yoksa daha farklı bir simetri mi var? Değil mi arkadaşlar? Nasıl bir simetrisi var? Buna bakabilirsin. Vücut boşlukları sölom, pseudosölom yani yalancı ve gerçek boşluk var mı? Buna bakarsın. Sinir şeridine bakarsın. Sinir şeridi nerede olabilir? Bak bizimkisi sırtta. Biz omurgalı canlılarız sırtta. Ama omurgasızlarda karından geçer. Yani karından geçiyorsa omurgası, sırttan geçiyorsa omurgalı. Bunu da buradan anlayabilirsin. Bu yüzden üçüncü sorunun cevabını Adana olarak bulabilirsin. Geldik dörde. Çok hızlı konuştum yine. Üç farklı solucan grubuna ait canlı örneklerinin eşleştirilmesiyle ilgili seçeneklerden hangisinin doğru olduğunu sormuş bize. Bakalım. Halkalı solucan. Halkalı solucanın diğer ismi toprak solucanıdır. Zaten B ve C'de toprak solucanı var. Alalım şöyle. Yuvarlak solucan. Arkadaşlar yuvarlak solucan bağırsak solucanı olabilir. Yassı solucan da TN'ye güzel bir örnek olacaktır. Bu yüzden dördüncü sorumuzun cevabını Bursa olarak belirliyoruz. Hadi bir kere de sayalım öğrenmek için. Halkalı solucan neymiş? Toprak solucanı. Yuvarlak solucanımız bağırsak solucanı. Bir de yassı var. O da tenya. Geldim 5'e. Aşağıdaki özelliklerinden hangisi sürüngenlere ait değildir diyor. Bakalım sürüngenlerde var mı yok mu buna bakacağız. Dolaşım organı kalptir. Doğrudur arkadaşlar. Sürüngenlerin dolaşım organı kalp olacak. Kemik yapılı iç iskeletleri bulunur mu sürüngenlerin? Evet, bulunur. Çünkü bu bir sürüngen. Akciğer solunumu yapar mı sürüngenler? Yapar sonuçta bakın omurgalı bir canlı. B'ye dikkat. Derileri sert ve keratinimsi yapıdadır sürüngenlerin. Doğrudur. Hatta yılanlar bu yüzden rahatlıkla sürünür ya da timsahın derisine bakın arkadaşlar. Kaplumbağa da bir sürüngendir. Onun derisine bakın çok net anlayacaksınız bunu. Vücut sıcaklıkları sabit olup çevre sıcaklığına göre değişmez. Ama bu yanlış. Çünkü bakın sürüngenler sıcakkanlı canlı değil, soğukkanlı canlılardır. Bu yüzden arkadaşlar vücutları çevre sıcaklığına göre değişken yapı gözlenecektir. Tamam. Geldik 6. soruya. Aşağıdaki yargılardan hangisi tüm memeli canlılar grubu için ortak bir özellik değildir? Bakın bütün memeli canlı grubu içinden bahsediyor bize. Bakalım süt bezleri gelişmiştir. Evet, memelilerin süt bezleri gelişmiştir. Kaslı bir diyaframa sahiptir. Doğru. Vücut sıcaklıkları sabittir memelilerin. Yani arkadaşlar baktığımızda memelilerde çevre sıcaklığına göre vücut sıcaklığı değişmez. Sabit 36,5. Akciğer solunumu yaparlar. Kesinlikle memeliler akciğer solunumu yapar. Embriyonik dönemde plasenta ile beslenirler. Bakın şimdi. Bu bizim için geçerli insanlar için. Biz plasentalı memeliyiz. Ama bir de gagası olan memeliler var. Hatırlıyor musunuz? Bunlar ornitorenkler. Farklı bir grupta değerlendirirler. Bir de kanguru, keseli memeliler var. Onlar da farklı bir grupta oluyorlar. Embriyonik dönemde bunlar plasenta ile beslenmiyorlar. Yani hepsi için plasenta ile beslenir. Ben diyemiyorum. Bu yüzden arkadaşlar cevabınız Edirne oluyor. 7. soruya geçiyoruz. Evet.
7'ye demiş ki özellikleri belirtilen omurgalı hayvan grubu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kere derileri nemli ve yumuşak, kış uykusu görülüyor, 4 veya 5 parmaklı üyeleri var ve başkalaşım gözleniyor. Arkadaşlar bu verilen bütün özellikleri topladığımızda amfibiyalarda yani iki yaşamlılarda olduğunu görüyoruz. Cevabımız burada ne oluyor? Adana oluyor. Bakın Adana'yı kabul ediyoruz. Tamam. Geldik 8'e. Demiş ki yukarıda verilen canlılardan hangilerinin vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişir? Şimdi vücut sıcaklığının çevre sıcaklığına göre değişmesi için bunun soğukkanlı bir canlı olması lazım. Öyle değil mi? Sıcakkanlı canlı olmaz. Yunus'a baktığınızda Yunus sıcakkanlı bir canlı yani memelidir. Cevabım bu olamaz. Semender arkadaşlar bu bir sürüngendir. Baktığımızda olabilir. Yılan, yılına baktığımda olabilir. Ama penguene baktığımda bir kuştur. Olamaz arkadaşlar. 2 ve 3 oluyor cevabım. Ve 9. soruya geçiyoruz. Kuşlar sınıfının tüm üyelerinde özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Ağızda diş bulunmaması. Şimdi arkadaşlar kuşlara baktığımızda kuşlarda ağızda diş bulunmaması ortak bir adaptasyondur. Doğru olacak. Vücutlarının tüylerle örtülü olması doğru olacak. İç döllenme ve dış gelişme. Evet kuşlar için doğrudur. Yılın belirli zamanlarında göç etme hepsi için ortak değildir. Bakın iç döllenme, dış gelişme, tüylerle kaplı olma, ağızda dişin bulunması bunlar ortak şey bulunmaması. Ama arkadaşlar 4 ortak değildir. Cevabın 1, 2 ve 3 olacak. O da gördüğün gibi Ceyhan'da mevcut diyorum. 10. soruya geldik. Omurgasızlar şubesinde yer alan hayvanların bazı sınıflarında görülen demiş. Özelliklerinden hangileri omurgalılar şubesinde de gözlenir? Çizgili kas yapısı. Bu gözlenecektir arkadaşlar omurgalılarda. İç iskelet bulundurma omurgalılarda var. Başkalaşım geçirme amfibiyalarda bulunuyor. Omurgalılarda amfibiyalarda var. Baktığımızda açık dolaşım ise omurgalılarda bulunmayan bir özellik. Omurgalılarda kapalı dolaşım bulunur. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar 1, 2 ve 3 olan Ceyhan olacaktır. Ve hemen 11. soruma geçiyorum. Geçmemesi miydim? Bu açıklamaya göre yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. 11. sorumuzda arkadaşlar. Hemen bakalım. Hayvanlar alemindeki canlıların ekonomiye ve teknolojiye dedim ve durdum. Bu soruyu böyle değil de şöyle çözsek daha rahat ederiz aslında. Bakın birinci şıkkı okuyalım. Yarasalar kör olmasına karşın çünkü zaten okuyacağız ya. Karşın çıkardıkları çok yüksek frekanslı ses dalgalarının etraflarındaki cisimlere çarpıp geri dönmesi yardımıyla yönlerini bulurlar. Bilim insanları da yarasaların yankı ile yer tespiti üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar işte sonar cihazları geliştirilmesine vesaire yardımcı olmuştur. Şimdi bakın birinci şıkkı okuduktan sonra yukarıyı şöyle taradığınızda gözünüzle bakıyoruz. Bakın burada arkadaşlar hayvanlardan yararlandığını söylemiş. Gördüğünüz gibi bakın. Bu yüzden hayvanlardan yararlanıldığını söylediği için birinci öncülü şurayı okuduğunuzda çıkarabiliyorsunuz. İkinci öncüle bakalım. Yapılan teknolojik araçlardan esinlenen canlıların nesilleri tükenmesi. Şimdi parçayı okuduğunuzda neslinin tükenmesiyle ilgili bir şey yok. Yani ben dış görünüşüne baktım işte mesela esinlendim bir şey icat ettim nesli tükendi. Bu bir kehanet mi yani böyle bir şey yok. 3'e bak. Bilim insanları farklı ortamlarda yaşayan canlıların sahip oldukları özellikleri ne amaçla kullandıklarına dair gözlemler yapmış, tespitlerde bulunmuş. Yine paragrafın şu son kısmını okuyacak olursanız bunu da buradan çıkartabilirsiniz. Cevabınız burada ne olacak arkadaşlar? 1 ve 3 olacak. Son soru.
Hücrelerinde laktoz sentezi yapabilen çok hücreli bir canlı hücrelerinde laktoz sentezi yapıyorsa bu nedir arkadaşlar? Laktoz sentezi tabii ki hayvandır. Ancak hayvanlar değil mi? Hücrelerinde ne yapabilir? Laktoz sentezi yapabilir. Ama nasıl bir hayvandır? Her hayvan bunu yapabilir mi? Hayır arkadaşlar. Memeli bir hayvandır. Yani memeli bir dişi olması lazım ki süt gelsin değil mi? Hücrelerinde laktoz sentezi yapabilsin. Baktığımızda zarsı bir diyafram demiş. Ama arkadaşlar zarsı değil, kaslı bir diyaframa sahiptir. Zarsı diyaframa sahip olan kuşlardır arkadaşlar. Aman dikkat. Memeli sınıfına ait bir dişidir. Doğrudur. Olgun al yuvarları çekirdeksizdir. Bu da doğru olacak. Cevabın Edirne olacak. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.